Sayın Başkan Vekillerim, değerli konuğumuz ve çok kıymetli misafirlerimiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın ortak düzenlemiş olduğu Medeniyet Söyleşilerinin 3. programına hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatör Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Ceylan Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ederim. Vekillerim, sevgili misafirlerimiz, Medeniyet Söyleşileri programlarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam medeniyet geçmişimizin ruhuna dair yeni bir pencere açacağız. Projektörlerimizi hikayelere çevireceğiz. Bizi biz yapan hikayelere. Bugün rakamların değil, hikayelerin. Dolayısıyla insanın merkeze alınması gerektiğine dair farkındalık oluşturma çabasında olacağız. Gölgede kalan ne varsa, unuttuğumuz, hayatın telaşı içinde koştururken göremediğimiz, belki yanı başımızda, mahallemizde, sokağımızda, ata ruhlarımızın heybesinde terk ettiğimiz en yalın ve en çarpıcı olanı bize anlatabilecek hikayeler. Sevgili misafirler, bir derdimiz var demiştik yola çıkarken. Umutsuzluğumuz yok, umudumuz var. Bu akşam bu derdimize ortak olan, bizlere umut olmaya gelen Sayın Bekir Develi'ye davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ve sizleri de bu yolculukta yol arkadaşımız olarak görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sözlerime son verirken, bu programların hazırlanmasını teşvik eden, heyecanımızı her zaman diri tutmamızı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin Hanımefendi'ye şahsım, çalışma arkadaşlarım adına gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Rabbimiz bize güç verdiği sürece çizdiğimiz bu rotada atacağımız her bir adımda hayrı diliyoruz. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı Sayın Ömer Faruk Ceylan Beyefendi'ye teşekkür ederim. Konuğumuz Sayın Bekir Develi'yi davet etmeden önce kendisi için hazırladığımız kısa televizyon gösterimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Almanya'da doğup büyüyen Bekir Develi, babasının ölümünden sonra ailesiyle memleketi Adana'ya taşındı. Çukurova Üniversitesi'ni kazanan Bekir Develi, rektörlüğün mescitleri kapatmasını protesto etmek için rektörlüğün önünde namaz kıldığından dolayı bu üniversiteden kovuldu. Olabilecek en naif protestoyu yapan Develi, üniversiteyle amansız bir kavgaya tutuşup üniversiteyi dize getirmeye çalışmıştır. Demek isterdik ama böyle yapmadı. Tekrar sınıfa girip Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca öğretmenliğini kazandı. Eşiyle de bu üniversitede tanışan Develi, üniversiteden sonra evlendi. Diplomasını aldığı gün ile nikahı arasında birkaç gün vardır. Ve sonrasında Antalya Manavgat'a yerleşti. Burada tezgahtarlıktan ütücülüğe kadar pek çok işte çalıştı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sahne sanatlarına yöneldi. Fakat sahne sanatlarına yönelmenin sahneye çıkmak için yeterli bir karar olmadığını kısa sürede anladı. Uğraştı, çalıştı, didindi fakat yine de olmadı. Tam ümidini kesmişken birden bir yol açıldı ve ilk sahnesi için teklif aldı. Sahne hayaliyle yola çıkan Develi, gösteri için karşısında sahne süsü verilmeye çalışılan
ama bu sözü ısrarla reddeden, aslından kopamayan bir traktör kasasıyla karşılaştı. Belki de Bekir Develi'nin ağırlığını ancak bu kasa taşıyabilir diye düşünmüş olabilirler. Bilemeyiz. Bildiğimiz TV programları, sahne gösterileri, röportajlar derken gazete manşetlerine kadar çıkan o kasa bugün Bekir Develi'yi buraya getirdi. Arkadaşlarımız kasanın da görüşlerini almak için yola çıktılar ama kendisine ulaşamadılar. Öğrendiğimize göre kasa bu hadiseden sonra görevi zirvede bırakmış. Bekir abimiz, Gaziantep'imize hoş geldiniz. İsmim Mahmut Dağdelen, 4. sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Sizi Ramazan ayında yapmış olduğunuz iftar programlarınızdan dolayı tanıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün iyiliklerin, güzelliklerin, en anlam dolu cümlelerin konuşulduğu ama tavrımıza, ahlakımıza ve duruşumuza yansıtamadığımız böyle bir dönemde ki bence asrın hastalığı budur. İnsanın özüne, kalbine, ruhuna dokunan her çalışma takdire şayandır. Bu vesileyle yapmış olduğunuz programlarınızı, sohbetlerinizi Allah bu hastalığımızın şifasına vesile kılsın. Allah cümlemizi korusun. Tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, ben Ahmet Ayrgül, Fakültesi 4. sınıf talebesiyim. Malumunuz insanların hal dili beden söylediklerinden daha etkilidir. Sizin o konuşmanız, o programınızdaki hal diliniz benim gönlüme dokundu. Gönül dilime dokunan bir sözünüzle bitirmek istiyorum. Ben suyum, beni böyle kabul edin dememeli. Aslından ödün vermeden bardağın da şişenin de şeklini alabilmeli. Yaradanın hatırını gözeterek herkesle iyi geçinmeli. Bir tutam maydanozun da koskoca fillerin de hatırını gözetebilmeli. Su gibi olabilmeli insan. Öyle duru, öyle saf, öyle berrak. Antep'imize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bekir Develi gibi değerli bir insanı şehrimize görmek gerçekten çok güzel. Buraya gelip şehrimizi onurlandırdığı için ve bilgileri bize aydınlatacağı için Bekir Develi'ye teşekkür ederiz. Bu programı yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fatma Şahin'e çok teşekkür ederiz. TV programları, sahne gösterileri, yapımcılık, sunuculuk kariyerine bir de yazarlık ekleyen Bekir Develi şimdi karşınızda. Efendim? Kaçmadım bir yere, buradayım inşallah. Bismillah. Evveli, ahiri, zahiri, batını selamlarım. El-evvelu Allah, el-ahiru Allah, el-zahiru Allah, el-batinu Allah. Sahibi selamlarım. Sahibi hakiki selamlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selamlarım. Levlake sınırının mazharını selamlarım. Validesini, Hatice annemi, Fatma validemi selamlarım. Cihar-ı yar-ı güzini selamlarım. Erkan-ı Erba'yı selamlarım. Selman'ı, Miktad'ı, Ammar'ı, Yasir'i selamlarım. İmameyn-i Muhteremeyn'i selamlarım. Taife-i Ecinli'yi selamlarım. Müminlerini ve Müslümlerini ve sizi selamlarım. Canım Gaziantep'in güzel insanlara selamünaleyküm. Her gittiğim yerde de şu Nihat Hatipoğlu ambiyansı, her gittiğim yerde yemin ediyorum bana fenalık geldi ya. Bile de ağlıyordum. O zaman geldiniz, ben Deniz Bekir Develi. İnşallah hoş, güzel bir akşam olur. Siz de hoş geldiniz adama. Ne haber, nasıl gidiyor? Şimdi öncelikle muhtereme belediye başkanı hanımefendi Fatma Şahin hanımefendi. İyi girdin. Alkışlar iyice dikkat çeksin. Yapma, hayır. Fatma Şahin hanımefendiye ve kıymetli ekibine beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için. Bugün burada Aleyna Tilki de olabilirdi. Allah'a ne kadar şükretsek az. En azından
hani kendi nefsimi saymayayım ama çok kıymetli insanlar davet edilmiş. Hayati Hoca gelmiş, gördünüz mü? Geldiniz mi ona? Eskiden Osmanlı zamanında, sizler bilmezsiniz, Osmanlı zamanında evlerde musluk falan yok. Su ihtiyacı olan insanlar bu ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Ya evlerin avlusundaki kuyulardan su çekerlermiş ya da kasabaların, köylerin çeşmelerine gider. Bu çeşmelerde kovalarını, kırbalarını doldururlar, su ihtiyaçlarını öyle hallederlermiş. Diyelim ki kırbalarda su kalmadı, hele de o anda misafir geldi, acil su lazım, ne yapacağız? O vakit sakalları beklerlermiş. Sakallar mahalle mahalle su satan insanlarmış. Onların omuzlarında uzunca bir sırık, sağında solunda iki tane kırba, dar sokaklardan geçer, var nefesleriyle bağırırlarmış. Saka! Saka! Diye. Ve su ihtiyacı olanlar hemen durdururlarmış. Ondan su alırlarmış. Hikaye o ki bir vakit iki saka yolda karşılaşmış. Sokaklar dar. İkisinin de omuzunda uzunca sırıklar, ikisinde de kırba var. Aynı anda geçmeleri mümkün olmadığı için bir tanesi şöyle yana doğru çevrilmiş ve demiş ki buyurun önce siz geçin. O buyurun siz geçin dediği saka diğer sakaya demiş ki yahu seni Allah gönderdi bana. O kadar susadım ki ölüyorum susuzluktan demiş. Bana kırbandan bir bardak su verir misin? Adam şaşırmış, hiç bozuntuya vermiş. Pek tabii veririm demiş, eğilmiş. Kırbasından onun için su doldururken onun kırbalarına bir göz atmış. Acaba suyu mu kalmadı adamın diye bakmış. Onun da kırbaları dolu dolu. Neyse yine bozuntuya vermeden suyu vermiş ona. Adam suyu içmiş. Oh demiş elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Tam devam edecek demiş. Dur bir saniye. Ya bu demiş ben baktım afiyet şifa olsun içtiğim su ama senin kırbanda da su var. Hal böyleyken niçin kendi kırbandan su içmedin de benden su istiyorsun? O diğer sakalın verdiği cevap aslında bugünkü söyleşimizin caddeyi kübrasını çizecek. Ana caddesini. O diğer saka demiş ki suyu isteyen saka, ben demiş kendi suyumu içmekten vallahi bıktım usandım. Şimdi eskiler anlatıyor diyor ki aslında o sakanın müşteki olduğu, şikayetçi olduğu susuzluk değil yalnızlıktır. İnsan muhabbete ihtiyaç duyar. Birine bir selam verip selam almak hal hatır etmek ister. O yüzden bir merhabayla bir selamünaleyküm aleyküm selamla bile olsa insan insanın diyor zehrini alır der eskiler. O zehrini akıtmak ister. Benim burada bugün anlatacağım şeyleri sizler zaten biliyor ola geliyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Lakin insan bazen bildiği doğru şeyi de bir başkasının ağzından duymak, tasdik ettirmek ister. Derler ki eskiler Allah konuşanın diline, dinleyenin ihtiyacına göre, hacetine göre hikmet bahşedermiş derler. Duamız niyazımız olsun bu gece için. İnşallah Rabbim benim de dilime bir hikmet bahşetsin ki en çok ben sonra sizler istifade edin bu akşamdan inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğinde ilk sohbetini yapacağı zaman cemaat kalabalıktı. Ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'nin içine doluşmuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyordu ama sesi arkadakilere gitmiyordu. Ya da yüzünü arkadakiler görmüyordu mübarek simasını. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların yüzünü görmesi önemli. Efendimiz'i görmeleri önemli. Bazen şu yaşta çocuklar olurmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gel tatsana ya aşkım. Gel bir tane. Bakın size ne kadar güzel bir şey anlatacağım. Bakın bizim ne kadar güzel bir peygamberimiz var. Bu yaştaki çocuklar Medine sokaklarında kendi hallerinde oynarken Aleyhisselam Efendimiz ashabıyla bir yere giderken onları gördüğü zaman avucunu açar ashabına şey dermiş, su ver, su ver. Avucunu su doldururlarmış, çocuğun arkasından böyle yaklaşırmış, omzuna vururmuş. Çocuk döner dönmez suyu yüzüne eliyle, hatta bazen ağzından yaptırıp yüzüne verip onu böyle korkuturmuş, onu eğlendirirmiş. Ashab-ı kiramdan bizzat bir gün demiş ki ya Resulallah ne kadar şakacısınız. Efendimiz demiş ki şaka değil. Ben yapıyorum, yüzümü hatırlasın. Onda bir şok etkisi uyandırmaya çalışıyor. Yüzümü hatırlasın, sahabe olsun. Kurtulsun, yüzümü unutmasın. Çok teşekkür ediyorum. Bence muhteşem bir oyunculuk. Hadi geçelim. Yüzümü hatırlasın. Şimdi dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünden, o mübarek simasından arkadakiler de istifade etsinler diye düşünmüşler. Ne yapalım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ayaklarının altına bir hurma kütüğü getirmişler. O hurma kütüğünün üzerine çıkmış Efendimiz ve oradan hutbe irat buyurmuş, sohbet etmiş. Şimdi size bir soru soruyorum gençler, dostlar, arkadaşlar, özellikle size. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günümüzü teşrif etse,
aramıza yeniden gelse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çok süper bir şey olmaz mı? Efsane olur değil mi? Tamam. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse ve konuşmaya başlasa, biz onun sesini dünyadaki her bir gönüle ulaştırmak için ayağın altına yine hurma kütüğü mü koyarız? Yoksa ayağın altına YouTube mu koyarız? Ayağının altına Netflix mi koyarız? Ayağın altına sinema mı koyarız? Canlı yayın mı koyarız? Onun sesini en uzağa ulaştıracak araç neyse onu mu musahhar ederiz onun ayaklarına? Bunların hepsini koyarız Efendimizin ayağının altına. Onun sesi en uzağa ulaşsın diye. Peki soru şu. Bize medeniyetimizi, atamızı, ecdadımızı, kültürümüzü, vatanımızı, bayrağımızı öğretecek insanlardan ilmine, irfanına ve imanına güvendiğiniz ve şu an hali hazırda televizyonda program yapan 5 kişi sayabilir misiniz bana abi? Yani birçoğunuzun ilmi beni 5-6'ya katlar ama ben en azından bir tavsiye bağında söylüyorum. Lütfen genç kardeşlerim, canım kardeşlerim, lütfen siyer okuyun. Lütfen Peygamberimizin hayatını okuyun. Bize güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini söyleyen Efendimizin hayatını okuyun. Orada alacağınız o kadar çok şey, o kadar çok ders var ki. O Hazreti Sümeyra'nın o iki çocuğu Alfor'da şehit düşüyor. 1-2 yıl sonra Uhud Savaşı başlıyor. Uhud Savaşı'nın Hazreti Sümeyra'nın evinden Muaz, Muavviz, kocası, babası gidiyor. Dördü de şehit oluyor. O dördünü de Uhud Savaşı'nda şehit veriyor Hazreti Sümeyra. O Uhud Savaşı devam ederken bir nida yayılıyor. Diyorlar ki Muhammed öldü. Muhammed'i vurduk diyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Aslında kimi öldürdüler? Musab bin Umeyr'i öldürdüler. Yanılıyorlar. Musab bin Umeyr'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zannediyorlar. Hazreti Sümeyra Efendimiz'in öldüğünü duyunca Medine'den koşarak Uhud meydanına gidiyor. Diyorlar ki bak evladım burada, Muaz burada, üstünden geçiyor. Muaviz bak orada, bak kocam burada yatıyor, babam burada yatıyor. Üstünden gidiyor Efendimiz'i görünce elhamdülillah diyor. Sana bir şey olmadı ya. Sana bir şey olmadı ya. Hiçbir şey olmaz diyor. Ben bunlara üzülmem. Yeter ki sana bir şey olmasın. Hatta şöyle bir rivayet anlatayım. Benim buramda yaradır bir rivayet. Musab bin Umeyr şehit düşüp sancak elindeyken yere düştüğünde kumların içine ağzından kan damlıyor. Şehit oldu olacak. Onu vuranlar nida ediyorlar. Muhammed'i vurduk. Muhammed'i öldürdük deyince son nefesini vermeden evvel diyor. Musab bin Umeyr yüzünde bir gülümseme oldu ve yüzünü şöyle kuma gömdü diyor. Yüzümü görmesinler Muhammed öldü sansınlar da onu rahat bıraksınlar. 1741 yılında bu ülkede ilk defa Osmanlı'da kağıt fabrikası kuruluyor. Kim kuruyor? İbrahim Müteferrika. Matbaayı Osmanlı'ya getiren adam. 1741'de kendi hatıratında anlatıyor. İlk kağıt fabrikasını kurduğumuzda diyor, civardan şöyle söylentiler duydum diyor. Yalova'da bir derenin kenarında kağıt üretiminde çok suya ihtiyaç olduğu için kağıthane ismiyle maruf bir fabrika kuruyor. Fabrikayı kurduktan sonra duydum ki diyor millet evlerinde yatakların yönünü fabrikanın zıttına doğru çevirmiş. Ayağımızı fabrikaya doğru uzatmayalım diye. Çok güldüm, taaccüp ettim diyor. Cuma namazına gittiğimde diyor hacı abinin biri geldi diyor. Allah razı olsun siz de kağıt fabrikası kurmuşsunuz. Biz de evde yatakların yerini değiştirdik deyince. Hacı abi demiş ya ne alakası var, cami değil mescit değil yani. Niye ayağını uzat rahat rahat demiş. Hacı abinin verdiği cevap işte bugünkü başlığın ana meyvesi olsun. Hacı abi diyor ki, beyefendi yani biz oraya diyor, buranın cami ya da mescit olmadığını biz de pekala biliyoruz. Ama hadi siz orada Kur'an yazılırsa o bastığınız kağıtlara bizim şimdiden bir adapsızlığımız olmasın diye biz yataklarımızın yönünü değiştirdik diyor. Teyze bastı, bestil, cevizli sucuk ne varsa doldurmuş, zannedersin hacca gidiyoruz yani. Zaten 45 dakika sonra ineceğiz. Böyle yanıma oturdu. Bir de yemeği çok seven milletiz ya. Antep'e gelenlerden biliyorum bunu. Antep nasıl da diyorsun. Fransız turiste soruyorsun. Anlatıyorsun. Oh, valla çok güzel. Zoykma çok güzel. Tarih, marih falan. Adam anlatıyor müzeleri falan. Bizim Anadolu'dan birileri geldi. Antep nasıldı? Kardeş bir yedik. Kardeş insanlıktan çıkarcasına yedik. Ye. Gemi seyahati yapıyor. Hangi ülkeleri gezdin diyor. Ya gel onu boş ver de her şey böyle sabah ye, akşam ye. Sürekli açma, sürekli yeme üzerinden espri. Şimdi teyze de yanımda çıkını açtı böyle. Pasturma, pestil, ceviz sucuğu hepsini aynı anda çıkardı. Uzattı bana. Ye mi dedi. Dedim hayır. Ye dedi ya. Öndekini tutuyor, arkadakini tutuyor, hostesi tutuyor. Neredeyse ağzımı böyle açacak böyle ceviz sucuğu monte edecek. Dedim tamam Alem teyze aldım ceviz sucuğu. Dedim lan oldu elim sana yapış yapış işte. Nerede yapacağım bunu ben?
Teyze dedim, müsaade et, bak geçip elimi yıkayayım. Gittim lavaboya, elimi yıkadım. Dünyanın en hızlı kaynaşan milletimiziz ya. Elimi yıkadım, döndüm, benim yerime başka bir teyze oturmuş. Ve o esnada da teyze bak 30 saniye geçmedi, size temin ederim, o teyze yerime oturan diğerine şunu söylüyordu. Damat ne iş yapıyor? Abi ne ara tanıdınız birbirinizi, ne ara isimleriniz var? Mevzu damata ne zaman geldi ya? Damat ne iş yapıyor? Dedi böyle falan. Ondan sonra baktım oturacak bir yerde göremedim. Teyze iki parça şöyle yaptım. Kurban olayım Anadolu insanlar. Teyzeciğim dedim, yanlış anlamayın ama orası benim yerim dedim yani. Kuzum sen kusura bakma, ben seni indik sandım dedi yani. Şimdi bir programın sonunda Hayati Hoca konuk olmuştu TRT'ye. Orada genç bir kızcağız, ben de öyle bitireyim programı. Genç bir sunucu kız Hayati Hoca'ya şöyle sordu. Muhtemelen karşısındakinin nasıl biri olduğunu çok uyanamamış abla. Şöyle dedi, Hayati Hocam gerçekten çok güzel bir programdı. Teşekkür ediyorum. Programımızın da son dakikalarına yaklaştı. Son olarak son sözünüz nedir, alabilir miyim dedi. Hayati Hoca böyle yaptı. Söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin inşallah. Değerli konuklarımız, programımız henüz bitmedi. Çok pardon hocam. Konuklarımız, programımız henüz bitmedi. Oturabiliriz. Sizlerden ricamız. Herkes oturabilir. Çok pardon. Peki. Her birinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğinizi, beraberliğinizi, muhabbetinizi, bu güzel iletişiminizi yöneticilerle aldım. Allah daim eylesin ya Rabbel Alemin. Rabbim bizi burada buluşturduğu gibi cennetinde de cem etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Konuk oranından dolayı Sayın Vekil Hocam'a teşekkür ederiz. Tabii tabii. Değerli konuklarımız, programımız henüz bitmedi. Yerlerinizden kalkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen, herkes yerine oturabilir mi? Sizlerden ricamız. Sahnedeki arkadaşlar, sizlerden ricamız, herkes oturabilir mi yerine? Lütfen. Ödül törenimiz var, sizlerden ricamız. Herkes yerine oturması. Arkadaşlar, sahnedeki arkadaşlar, sizlerden ricamız. Divan şiiri okuma yarışmasına katılıp seçici kurul ödüllerine layık görülen ilk üç dışındaki yarışmacı arkadaşlarımızı açıklıyorum. Sayın Fatma Nur Türkmen hanımefendiyi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Elif Dervet hanımefendiyi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Mustafa Yakup Seydo beyefendiyi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Furkan Akşit beyefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Duygu Güngörmez hanımefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Ayşegül Kiraz hanımefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Birsel Kalıs hanımefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Sizlerden ricamız, divan şiiri yarışması arkadaşlarımızın dışındaki olanları sahneden aşağıya alabilir miyiz? Sizlerden ricamız. Yarışmacı arkadaşlarımızın hepsi buradalar mı? 7 kişi. 7 koordinatör hocamız ve öğrencilerimiz buradalar mı?
Yetiş. Oh. Divan şiiri okuma yarışmasına katılıp seçici kurulun belirlemiş olduğu ilk üçü açıklıyorum. Yarışmamızda üçüncü olan Sayın Zeynep Nermin Dayı Hanımefendi'yi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Yarışmamızda ikinci olan Sayın Rümeysa Ateş Hanımefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Şimdi de yarışmamızda birinci olan Sayın İrem Türk Hanımefendi ve koordinatör öğretmenimizi sahneye davet ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarımıza hediyelerini vermek üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Doktor Mehmet Berk Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Fatma Nur Türkmen, sizi bir adım öne alalım. Elif Derbent, Mustafa Yakup Seydo, Ahmet Furkan Akşit, Duygu Güngörmez, Ayşegül Kilaz, Birsem Kalız. Başkan Vekilimiz Sayın Latif Karadağ Bey'i de sahneye davetimizi arz ediyoruz. Hatice Merve Tatar hanımefendiyi de sahneye davet ediyoruz. Seçmeye kapı aldı mı? Onu şey git, Ali Rıza, şimdi önden haberi var. Letçilerden HDMI 15 metrelik kaplıyı unutmayın. Tamam, 15 metrelik kaplımız var orada. Bilgi işlemi, onu da alırım yani. Benim beraber. Öncelikle tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yapmış olduğum şeyin kitabımın gençliği, özellikle biz bugün terör örgütleriyle konuşurken biliyorsunuz ki en büyük şey dert yandığımız kısım gençlerimize ele geçirmiş olmaları. Bugün burada yaptığınız şey Büyükşehir Belediye'nin desteğiyle çok çok kıymetli. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum ve bunun devamını diliyorum. Şunu unutmayın, arkamda çok büyük bir destek var. Fatma Hanım'ın nezdinde tüm imkanlar sizlerle. Devamının gelmesini diliyorum. Programa katılan Sayın Bekir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık. Ve şimdi de yarışmamızda üçüncü olan Zeynep Nermin Dayı'yı buraya alalım. Yarışmamızda ikinci olan Rümeysa Ateş'i buraya alalım lütfen.
Ve şimdi de Divan Edebiyatı Ezberden Okuma Yarışmamızın birincisini açıklıyorum. İlan Türk hanımefendi, buyurun. Tamam, ben şöyle geçeyim. Tebrik ederim dostlar, merhaba. Evet, çok değerli misafirler, hepiniz hayırlı akşamlar diyoruz. Bekir hocamdan sonra, hoca demese de biz hocam diyoruz. Bekir hocamdan sonra çok uzatmama adına ayaklarınıza sağlık. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'nde bu tip programlarımız sizlerin güzel destekleriyle yönlendirmesine devam edecek. Katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Bekir Bey'e çok güzel destek için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Okuyun, okutun ve bizi de dinletin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Birinci ödülümüzü Başkan Vekilimiz Mehmet Berk Bey beyefendi veriyorlar. Eyvallah, ne güzel dua. İkinciye ödülümüzü Başkan Vekilimiz Latif Bey arz ediyorlar. Üçüncü yarışmacı arkadaşımıza da Bekir Dereli abimiz ödüllerini takdim ediyor. Tebrik ederim, her birinize. Ve şimdi de Bekir Dereli abimiz adına yaptırdığımız ufak bir sürprizimiz var. Onu alalım. Cami yaptılar herhalde. Onu çağır. Onu da Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörümüz Muzaffer Ceylan Beyefendi'yi buraya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir de Tema Vakfı vasıtasıyla Bekir Develi abimiz adına 10 tane ağaç dikimi yapıldı belediyemiz tarafından. Onu da takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, buraya kadar yoruldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımız bitmiştir. Bir sonraki medeniyet söyleşimizde görüşmek üzere. Bir şey söyleyeceğim. Ben son bir şey söyleyeyim. Şimdi bu bir saniye, bu kardeşlerimin benim üstünde hakkı var. Kitabı olup imzalatmak isteyenler, sadece kitap imzalayacak. Benimle gelsinler, buyursunlar. Tamam, buyurun. Aldıktan sonra imza için gelebilirsiniz sahneye.